Yani biz yanımıza almıyorduk. Bir kişi Adadaydı. taşıyordu. Değil mi sizi seninkine? Ya Sende benim kalmıyordu yani. Yok yok bizde kalmıyorduk yani ben şey yaptığımda. Bir tane hakkım bir tane hakkım vardı galiba. Telefonu sokacak yer bulamadım. Oraya. Patates dışında da hakkım kaldı. Onun da zaten boğazından geçmedi kimsenin. Geçmesin. Bahar ya o günü dün gibi hatırlıyorum. Sizin adadan gelen o bağırtılar, çığırtılar. Hatırlıyor Evet. musun? Evet. Sana akrep, akrep sokmuştu koluma. Aa evet. Öyle şeymiş ya Bahar sana. Gonca ama böyle bir şey yok. Gece saat yani o kadar zifiri karanlık. Hepimiz uyuyacağız. Bir bağırmalar, çağırmalar falan. Olay olmuştu. Ben de dedim ki acaba duydular mı? Çünkü Duyduk ciddi mu? Ciddi bir bağırma. Mecbur. Daha doğrusu artık mesafe bağırdan. Uzak olduğu halde bak uzak olduğu halde bütün sesin bizdeydi. Senin değil ama başkalarının sesi. Evet oldu. Başkaları panik olmuştu. Birazcık falan. şey oldu. Aynen aynen. Barış abi biraz falan baş... insan doğal olarak tahmin etmediği için öyle bir durumu tepki gösterdi diğerleri. Kurban olurum ya. Şey gördüm de bir yorum. Gonca kıskanma İlayda'yı. Ben İlayda'yı neden kıskanayım? Aynı kulvar olmadığım kişiyi neden kıskanayım yani? Bu nasıl bir yorum? Boş ver. Zaten İlayda o topa girilebilecek bir insan değil yani. Boş ver. Yani çok çirkin yorumlar oluyor. Okumayın arkadaşlar. Okumayın. Sinir ve ruh hastası olursunuz. Ya aynı... Hayır boş beleş yorumlar hakikaten. Çok boş ve hep beleş. Aynı kişiler biliyor musun? Hep aynı kişiler. O yüzden okuma. Aynen. Boş yok, geç. Biz şimdi düğüne geliyor muyuz bu yaz? Evet. Hep gelmeyin. Ne zaman bunu söyleyeceksin? Nasıl? Hazırlık. Yok yok. O Baran'ı o halay başı yapacağım. Kesin harika keder o. Baran'a düğün pilavı yedireceğim. Aman orada da tepki vermesin. Sevsiz ya. Benim çiçeğim bizi ne hale soktu. Ay değil. Sizin öyle bir tartışmanız vardı. Evet işte geçen görüştük biz hep beraber. Evet hep gördüm. Gonca'nın arkasına girdi. Bana kızgın değilsin değil mi diyor. Evet ama ya. Baran'ın içinde sıfır kötülük ya. Onu bildiğim ya ben, için. Biz Baran'la işte döndüğümde işte buluştuk falan. Ben bakıyorum Baran'a. Baran sen gerçek misin yani? Suratsız, sinirli, sürekli gördüğüm Baran. Değil. Melek olmuş. Benden hiç melek. Değil. Yani ben... Ya o zamanın o şartları birazcık etkiliyor işte insanı. Yani şartları. İnsanların biz de mesela Gonca. Gonca normalde sevgilisin mesela Gonca. Ama hiçbir şekilde böyle sürekli atakta değilsin yani. Ama orada o kadar çok üstüne geliniyordu ki doğal olarak gergin ve sinirliydin hep. Çok Ya benim normal. Arkadaşlarım şey diyor, sen gülersin, makarayı alırsın, eğlenirsin, şaka yaparsın, hani güler geçerim her şey. Yani gülmediğim bir şey yok doğru düzgün. Orada bir yüzünün güldüğünü çok görmedik falan dediler. Hani herkes şey diyor, sen değildin, oradaki sen değildin diyor yakın arkadaşlar. Çok çirkinim bir efekt yapmam lazım hemen. Çok doğru söylüyorlar. Ben çok çirkinim arkadaşlar. Bayağı. Çok güzelsin be. Ya bırak bu işleri be. Efekt ne mi güzel yapıyorsunuz ya siz? Ha? Ne efekti yapıyorsunuz? Şu an bir efekt yapmaya çalışıyorum da çok oynuyorlar yüzümle. Ay, teşekkür ederim. Bak ben efekt yapmadım ne demişler. Gonca'nın çok masum yüzü var demişler. Çok teşekkürler. Arkadaşlar benim hiç bak, değil o yüzden masumlaştırmam lazım. Hadi be. Saçmalamayın. Neyse ya. Biz ne zaman buluşuyoruz? Sizin bitsin bu şeyler. Karantinanız, bilmem neyiniz. Her şey düzelsin. Nasıl geleceksin acaba? İşte biterse bu şeyler sizin karantinanız. Finale geleceğim. Bizim karantinamız bitmez. Bitmeyecek gibi duruyor yani. Duygu aleyhine kadar başına taş düşsün. Senin başına taş düşsün. Yeter ya. Aleyna. Allah'ım Aleyna'yı burada üçümüz tanıyoruz.
bizim dışımızda tanımayan herkes Aleyna'yı şey yapıyor. Karışma kardeşim ya. Ben yorumumu yaparım ya. Allah'ım delirdim ya. Baksana ama yani Aleyna kadına kadar başına taş düşsün. Yani çok seviyorsan senin düşsün yani. Canım başka öldüğün geberinde yorum yapanlar var. Evet. Ya ölüm geberin. Keşke ölüm geberin yapsa. Neler söylüyor? Kardeşim ben o yarışmada yarıştım. Ben onu tanıyorum. Öncesini biliyorum. Orada yaşadıklarımı biliyorum. Siz bir hafta falan zannediyorsunuz ama biz yani 3 hafta oradaydık. Ya ve 3 hafta değil sadece. Duygu bir de yani. Seçmeler değil. De var. Kuzum görüşmeler var. Evet. Ben yakın bir arkadaştım Aleyna'yla. Ben şu anda hatta kaldırdım yani listemden falan da. Çünkü o hakkında konuştuğu şeyler. Biz el ele birlikte dua ederekten yani o kararı beklemişliğimiz var bizim Aleyna'nın. Çok zaman geçirdik Aleyna Kalaycı. Biliyorum. Hepsini biliyorum. Girdikten sonra hakkımdaki o kadar ileri geri konuşmaları Poyraz kesinlikle haklıymış dedim ben. Bir samimiyetsizliğini görmüş. Ben de samimiyetsiz zihni artık net şekilde hissettiğim için ben hani şey demiş böyle yarışmadayken çıkınca bir daha görüşür müyüm onunla? Hayır. Yani ben de görüşmem. Gonca bak sana bir şey söyleyeyim mi? Birincisi bu yorumu çok yaptıkları için buradan söyleyeceğim. Hazır var bir 300 kişi falan. Şunu söyleyeceğim. Birincisi ben Poyraz'ı haklı bulmuyorum. Ben net görüyorum. Poyraz'ın hakkı da haksız yanları da var. Hepimizde olduğu gibi benim de haksız olduğum yanlar var yarışmada. Benimle gereksiz çıkış yaptığım anlar var. O anki psikolojimle ne aptalsın be Duygu niye burada bu çıkışı yaptın diyorum. Ama her şeyin bir birikimi var. Evet Poyraz'la biz çatıştık mı çatıştık. Poyraz dolduruşa geldi mi geldi. Ama Poyraz'ın da doğru yaptığı şeyler var arkadaşlar. Poyraz Aleyna'ya karşı bu kadar sert düz durmasının bir sebebi var anladın mı? Boşu boşuna değil hiçbir şey. Ha polis kalkıp size de işte ben Aleyna'ya şu yüzden işte sert davranıyorum da demek zorunda da değil. Ya da biz bunu anlatmak zorunda da değiliz. Herkesin ailesi var, annesi var, babası var, izliyor. Ama dilimin ucuna geleni de geri çekmiyorum. Evet var bir sinsilik. Yani ben elenmeden önce sana hatta anlattım Gonca. Elenmeden önce bana yalvardı ne olur. İşte şunu yap, ne olur bunu yap. Çok iyiyken elendikten sonra bir baktım arkamdan konuşuyor. Yani böyle biriydi hep anladın mı Gonca? İşte sana olduğu gibi seninle ne kadar yakındı ama işte orada yarışmada rakip evet. Olduğunuz için neydi? Bundan sonra işte şöyle bakmam, selam vermem. Aynı işte, aynısı. Yani o yüzden çok yorumları okumuyorum ama burada o kadar çok bak Aleyna'yı kıskançlığı suratlarınıza vurmuş. Aleyna'nın nesini kıskanacağım? Hani yok Aleyna deyince herkesin suratı bir düşüyor. Hani. Hayır, benim de Aleyna'nın nesini kıskanabilirim? İyi bir yarışmacı mı? Evet iyi bir yarışmacı. Belki yarışmacı oluşunu kıskanabilirim. Ama geri kalan neyini kıskanacağım? Ya bu kadar ötelenmiş birinin nesini kıskanacağım? Güzel burnunu mu? Nesini kıskanacağım? Söylüyorum ya. O kadar iğrenç yorumlar atıyorlar ki. Çok kötü bağır ya. Baksana bir şey. Ana avrat düz gidenler var yani. Çok iyi. Çocuk belli. 10 yaşında falandır en fazla. Ama ne küfürler. Annemden tut. İşte babam bana şahsıma ne küfürler ediyorlar. Hani niçin? Aleyna'yı ne kadar tanıyorsunuz da Aleyna için küfür ediyorsunuz? Aynen boş verelim ya. Aleyna'yı bence geçelim. Daha önemli konuşacak. Pilin yaptırıyoruz ona üzülüyorum. Ya Aleyna'nın dışında da ben bir insanı bu kadar sahiplenmenin ne kadar saçma olduğunu görüyorum yani insanlarda. Ya Merve'ye bir baksana ya. Merve'ye bir bak. Melis'e bir bak. Melis İleride ya benim bak. Açıkçası Melis kadınlarda ya. Tek şeyim. Merve'nin çok de çok seviyorum. Çok büyük yanlış topları var. Merve evet ama inanılmaz büyük hatalar doğru. Yapıyor bence. Doğru. Ve Merve de evet takım diyor. Ama takım
deyip bencil davrandığı çok nokta vardı yarışma içerisinde de. Çok. Şimdi de hala devam eden farklı yanları çıkıyor ortaya. Merve de benim nezdimde, evet Merve müthiş iyi bir yarışmacı. Ama çok aşırı samimi buluyor musun dersen? Merve'yi mi? Evet. Bence sıfır şey ya. Bak çok şey yetiştirilmiş bir kız.